merhabalar. Mutfaktaki öykülere hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz görünüşü ve lezzetiyle mükemmel olan davet sofralarınıza çok yakışacağını düşündüğümüz beşamel soslu tavuk. Umarım beğenirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Yemeğimiz için gereken malzemeler 2 adet patates, 1 tam tavuk göğsü, 2 adet kırmızı biber, 2 adet yeşil biber, 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı biber salçası. Beşamel sos için malzemelerimiz 3 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un, 1,5 su bardağı süt. Yemeğimizin en üstüne koymak için miktarı size kalmış rendelenmiş kaşar. Öncelikle patatesleri önceden fırına atacağımız için borcabın dibine zeytinyağı sürüyoruz. Ardından soymuş olduğumuz patatesleri ince ince dilimliyoruz. Dilimlemiş olduğumuz patatesleri borcama diziyoruz ve üzerine tuz, karabiber ekledikten sonra güzelce karıştırıyoruz. Patatesleri 200 derece fırında 10 dakika pişirmeye bırakıyoruz. Patatesler fırında pişerken biz de diğer malzemelerin kesme işlemine geçebiliriz. Soğan, kırmızı ve yeşil biberler ile sarımsağı küçük küçük doğrayarak bir kaba alıyoruz. Tavukları kesme işleminde. Tavukları da boyutu sizin tercihinize kalacak şekilde ufaltabilirsiniz. Ben küp küp doğramayı tercih ediyorum. Tavukları da kestikten sonra bir kabın içine alıyorum. Boyunca pişen patatesler hazır. Patatesleri fırından alarak yemeğimizi pişireceğimiz kabımızın zeminine diziyoruz. Bu yemek güzel olduğu kadar birçok aşamadan geçtiği için zahmetli bir yemektir. Fırınlama işlemini birkaç kez yapacağımız gibi ocakta da pişirme işlemleri yapacağız. İnce ince doğradığımız soğanları içine zeytinyağı gezdirdiğimiz tavada pişirmeye başlıyoruz. Soğanlar istediğimiz ölçüde piştikten sonra tavaya tavukları ekleyerek pişirme işlemine devam ediyoruz. Biberleri de tavaya ekleyerek pişirmeye devam ediyoruz. Tavadaki malzemeler yeterince piştikten sonra salçayı ekleyerek pişirme işlemini karıştırarak devam ediyoruz. Salçada yeterince kavrulduktan sonra tavadaki pişirme işlemimizi tamamlıyoruz.
Tavadaki malzemeleri daha önceden dizmiş olduğumuz patateslerin üzerine döküyoruz ve beşamel sosunu hazırlamak için tekrar ocağa geri dönüyoruz. Beşamel sos için tavada tereyağını eritiyoruz. Gerek et yemeklerinde, gerekse sebze yemeklerinin üzerinde beşamel sos oldukça lezzetli bir uyum yakalamaktadır. Süt, tereyağı ve unla hazırlanan bu sosun yapımı çok kolay görünse bile aceleyle ve bazı püf noktalarına dikkat edilmemesi halinde çok koyu, çok sulu veya topaklı olabilir. Tereyağı eridikten sonra unu da ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz. Beşamel için uzun süre pişirilmiş beyaz un olması da gerekiyor ki un tadı olmasın. Kuru görününceye kadar yağ ve un kavurmasını en az 5 dakika pişirin. Un kokmaya başladığında sütü ekleyin. Sütü hemen kavrulmuş yağ ve unu eklemek beşamel oluşturmak için en hızlı yol olabilir. Ancak özellikle süt soğuksa şoklama yapar ve bu da topaklanmayı beraberinde getirir. Sürekli çırparak topaklanmayı gidermeye çalışırsınız. O yüzden sütü yavaş yavaş dökün ve çırpmaya devam edin. Yağ ve un kavrulması gevşedikten sonra kalan sütü dökerek karıştırın. Sütü ekledikten sonra biraz pişirin. Eğer uzun süre pişirirseniz sos kalın olur. Beşamel sosu istediğiniz kıvama gelmeden pişirmeyi durdurun ve 2 dakika daha sosu çırpın. Hazırladığımız beşameli tavukların üstüne güzelce gezdiriyoruz. Ardından beşamel sosun tamamını rendelenmiş kaşar ile kaplıyoruz. Kaşarların erimesi için fırınlama işlemini tekrar yapıyoruz. Yemeğimizi 200 derece fırında rendelenmiş kaşar kızarana kadar pişiriyoruz. Görünüşü ve lezzetiyle mükemmel olan, davet sofralarınıza çok yakışacağını düşündüğümüz beşamel soslu tavuğumuz hazır. Hepinize afiyet olsun. Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Videonun altına yorum yaparak görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.